Kitabımızın adı Kadınsı ve Kadınlık. Yazar Moni Kornu Jenna. Bölüm 3 Hikayeler Kadınsı Eşcinsellik Dişil Narsis Kadınsı eşcinselliğe nazaran erkekse eşcinselliği kuramsallaştırmak daha kolay ve de üstelik çok biçimli görünür. Belki de kadınsa eşcinsellikler demek daha doğru olurdu. Erkekse eşcinsellikte kastrasyon karmaşası kaygı üretici yer olan dişil cinsel organdan kaçınmayla birlikte merkezi olarak belirir. Parasızlık bütün Kadın eşcinsellikte kastrasyondan sakınmaktan ziyade söz konusu olan cinsiyet farklılıklarıyla karşılaşılmadan önceki efsanevi bir zamana gerileme gibidir. Çoğu kez şefkat hakimdir. Cinsel organsa dışta bırakılmış ya da en azından ağza ve deriye göre ikincil konumdadır. Bu durumda her şey nesnenin en küçük yanlışlığına karşılık yaşamını tehlikeye atacak ve bunu isteyecek derecede bir bebeği çağrıştırır. Eşcinsel erkeğin de bu kadarını yapabileceği doğrudur. İnsan var olduğunu ancak ötekinin bakışında hissettiğinde bu yansımanın her kaybı kimliğin kaybına denk gelir. Dahası nesneye mesafe almak eşcinsel kadın için çoğu kez daha trajik görünür ve kadınsı nesne yatırımının alışıldık tarzını yansıtır. Başkasıyla kolayca değiştirilebilir olmayan birinin bütününde bağlanmıştır. Oysa ki eşcinsel erkek bütünüyle yatırım yapılmış bir eşin kaybında bile flört esnasında kişiyle değil ama her şeyden önce cinsel organla karşılaşmada yeniden belli bir güvence bulacaktır. Kadında ise böyle gelişmez mideye indirmek ya da parçalayarak yutmak. Freud'un metapsikolojisinde betimlediği şekliyle dürtü şemasını yeniden ele alalım. Özne benlik dış uyarlar karşısında edilgen, kendi dürtüleri bakımından etkendir. Aşk, benliğin organda haz alma yoluyla otoerotik biçimde dürtüsel devinimlerinin bir kısmını tatmin etmek konusunda sahip olduğu kapasiteden kaynaklanır. Cinsel dürtüler karmaşık gelişimlerini tamamlarken aşkın ön evreleri kendilerini geçici cinsel hedefler olarak gösterirler. Bildiğimiz ilk hedef mideye indirmek ya da parçalayarak yutmaktır. Diğer taraftan çocuk cinselliği kuramlarında Freud, küçük erkek çocukla ilgili olarak penisten temal erojen bölge ilk otoerotik nesne olarak bahseder. Peki kız için durum nedir? Onun penisi yoktur. Kuşkusuz uyarılabilir bir klitorisle erojen bölgeye sahiptir ama Freud'la birlikte bunu temel erojen bölge olarak düşünebilir miyiz? Zira küçük kız çocuk da ağız gibi bir deliğe yani ağız gibi tam da mideye indirme eğilimi olan bir deliğe sahiptir. Bu görülmez. Los Andres Salaman'ın yazdığı gibi. Anüse kiralanmış ağız uyarılma yeridir ama bu ağız belli bir temsile açılmaz. Yetişkin kadınların analizinde çoğu kez karından ayırt edilmeyen kadın cinsel organının bir yoğunlaşmasını buluruz. Olduğu haliyle simgeleştirilmiş bir vajina kimi feministlere nahoş gelir. Dürtüsel kaynak olarak vajinanın açık bir temsili yoktur. Oysa penisin böyle bir temsili vardır. Eşcinsel nesne seçimi Eşcinsel nesne seçiminin tercihi ya da kesinlikli biçimi altında geçici olarak ya da uzun dönemde örgütlenen şeyi kavramaya çalışmak için kadınsı ruhsal cinselliğin bazı temel noktalarını ele alalım. Freud bu konuda nesne seçiminden bahsetse de kız çocuğunda Oedipus öncesi aşamanın önemli vurguladığını unutmayalım. Babaya yönelen nesne seçimi birleşmemiş ya da olgunlaşmamış olma tehlikesini taşıyan koşullara tabi görünür. Kısacası bu çocuğun kendisi için engellenmiş bir erişkin cinselliğin yatırım yapılmış meyvesini temsil ettiği Oedipal bir anne ve bu kız çocuğunu hem eşinin çocuğu, hem de kendi genital kapasitesinin ispatı olarak görmeye hazır bir baba gerekir. İdeal Şema Anne ile Erken ilişki. Analizdeki bu hastalar ya da karşılaşılan ergenler çoğu kez idealleştirilen bir anne sunarlar ve bazen de anne kurban olarak sunulur. İlkel, primitif, sahneye dair düşlem yoktur ya da değerden düşürülmüş veya çoğu kez kaba olarak hissedilen bir babayla salt sadist bir görünüm almıştır. Bir şeyler her koşulda kendisi için bir erkeğin karısı olmanın iğrenmeyi ya da utancı değil, zevki belirttiği bir anneyle olası bir özdeşim tersine işlemiştir. Elbette çeşitliliklerle karşılaşmak mümkündür. Kadınsı kastrojen mesajı Anne tarafından kızına yöneltilen ve kastrasyon mesajı olabilecek şeye dair bir oluşum önermiştik. Kastrasyon karmaşasının erkeksi bilinç dışında uyanmaya daima nedenle hazır olduğunu çok iyi biliyoruz. Öte yandan annelik, kadını kendi çocuk cinselliğinin ödüpal dilekleriyle birlikte merkezi bir hareketle istenilen ve anne tarafından tutulan, başta babanın penisi olmak üzere nesnelere sahip olma, eski arzusuna bağlı, arkaik korkularını harekete geçirecek bir krizle karşı karşıya getirir. Buna aşkın kaybı korkusunu da ekleyelim. Freud bu konuda yanılmamıştır. Kadındaki bu korku erkeksi kastrasyon kaygısının eşdeğerlisi olarak görünür. Böylece oğluna, onu ve kendisini fazlasıyla arzu edilebilen ama tehlikeli bir yakınlığa karşı uyarmak için yönelteceği kastrasyon tehdidi yerine anne, kızını bilinç dışı olduğu kadar üstü örtülü mesajlarla da babada kastrasyon kaygısını uyandırmaya, dolayısıyla her ikisinden babanın sevgisini uzaklaştırmaya, eğilimli cinsel organını devre dışı, yatırım dışı bırakmaya teşvik eder. Bu şöyle ifade edilebilir. Babanı baştan çıkart ama cinsel organınla değil. Hem erkeksi kastrasyon kaygısını uyandırmama şeklindeki bu kadınsı uyanıklık üzerine ısrarın hem de bu uyanıklığın kıza yöneltilmiş kastrasyon mesajı üzerindeki etkisinin garip görünebileceği durumlarda kız çocuğu doğurmanın annenin inkar edilmesine yol açan kültürel alanları hatırlatmak yeterlidir. Her iki cinsiyetin ruhsal cinselliği erkeksi kastrasyon kaygısına göre düzenlenir. Engeller Kadınsı kastrasyon mesajı bahsettiğimiz ergen kızlarda ve kadınlarda böyle işlemeyecek midir? Onların vajinası fazla erken keşfedilmiş ya da fazla mı erken işin içine karışmıştır? Hastalarından birçoğu için durumun böyle olduğu görülüyor. Biri babası tarafından yenilenen bir ensestin nesnesi olmuştu. Diğerinin ise babasını kız kardeşlerinden birinin psikotik telafisinin sorumlusu yapmak için haklı sebepleri vardı. Ötekiler içinse babaları üst benliğe dair geçerli bir içe yansıtma nesnesi olamamıştı. Ama bu tip ruhsal nedenselliğin olmadığı vakalar da vardır. Bu durumda incelikli olarak anneye değin mesajda bir çatlak varsayabiliriz. Mesaj, babanı baştan çıkart şeklindeki ilk bölümü kapsamayacak ve anne tarafından aktarılan ya da kız çocuğun algıladığı mesajdaki bu eksikliğin onun kadınlığının ahenkli bütünleşmesine zarar verici olduğu ortaya çıkacaktır. Bu bütünleşme gerçekte cinsel organ dışta bırakılmak koşuluyla kız çocuğunun süslenme ve güzellik arayışı oyunuyla anneyle özdeşleştiğini hissedebildiği ve annenin izniyle babayı baştan çıkarma arzusunu kapsar. Sadist olarak sabitlenmiş ilkel sahneye dair düşlemde ezilmiş olarak algılanan bir anne, anneye dair bir imago bu imkanı pek tanımaz. Bu durumda içe girme ve tecavüz kaygıları olumsuz gelişerek anne ve kız arasında sadece şefkat ilişkisinin hüküm sürdüğü, erkeksiz, ikili bir bütünleşme efsanesi zamanına gerilenir ve bu durum yukarıda belirtilmiş olduğum gibi süt çocuğu tipinde bir eşcinselliğe sürükleyebilir. Ama bu açıklamanın kendisi yeterli değildir. Buna bir de kızın geleceğini korumamış olmaktan, yani sınırsız yasaksız bir uyarılmaya şimdi olunanla ancak gelecekte olabileceğimizin olası bir tasarımı olmaksızın maruz bırakmış suçlu bir anneye duyulan nefreti de eklemek gerekir. Gerileme bu nefretin bastırılmış olarak kalmasına yardım eder. Ve bu nefrete bazen yegane nesne olarak yaşanılan bir anne için asla doymayan yutucu bir tutku eklenir. Mastürbasyona değin yasak. Mastürbasyona değin bir anı keşfedildiği zaman anne karşısındaki bütünsel bir utanma duygusu annenin beklentisini mastürbasyon yoluyla bir kadın hastanın dediği gibi annenin bedeni üzerindeki buyruğunu elinden alıp hayal kırıklığına uğrattığı suçluluğun rengini alır. Klitoris bilinmiyor değildir. Hatta bozukluğu yol açan hata olarak anneyi baştan çıkarmayı umut ettirebilecek küçük bir penis değil de rahatsız edici ve gülünç bir fazlalık olarak hissedilir. Çünkü büyük olasılıkla babaya özdeşim kabul edilebilir değildir. Kısacası kadınsı ruhsal cinselliğin alışıldık seyrinin bir parçasını oluşturan şey mastürbasyona değin, yasakta bölünmelerin ya da derin bastırmaların sorumlusu olabilen güçlü travmatik vurgular kazanır. Olaysalın tarafından Bazen bir olay, örneğin anahtar niteliğindeki bir zamanda erkek ya da kız kardeşin doğumu, daha sonraları sadece gerilemenin anlaşılmasına olanak tanıyacağı aşk nefrete şiddetli bir dönüşümü tetikler. Çocukluğun annesiyle bir paylaşım olmaksızın bütünsel ilişki eşin aracılığıyla yeniden tesis edilmiş olacaktır. Yine burada da büyük psikoz tabloları hariç babaya yönelik rekabetin de rol oynadığı hesaba katmak gerekir. Öyleyse erkek ya da dişi bir rakibin ortaya çıkışının tetikleyebildiği şeyi analizde anneye ve aynı zamanda babaya karşı kızgınlık altında yeniden bulabilme ihtimalimiz vardır. Ve bu sorunsal bir kez analiz edildiğinde bu bebeğe babadan sahip olanın kendisi olmamasının hayal kırıklığıyla karşılaşılabilir. Başka olaylar kimi saplamaları işaretleyebilir. Hastalık ya da bedensel imge düzeyinde bir yaralanma yeterince iyi koşullardan nesne değişimine ya da nesneyi fazlaca kırgınlaştırmaya olanak tanıyabilecek düzeneklerin karmaşıklığını eğreti kılma tehlikesini taşır. Fallikten anala kendilik simgesi, babaya değin, imagoya dair olasılıklar. Olga, vaftiz edilişinin hikayesinin anlatıldığını çok duymuştu. Egzama kaplı yüzü kimsenin bakmaması için bir örtüyle örtülmüştü. O zamanlar kendisine dair imgesi sakladığımız birinin anal nesnenin reddedilmiş tedirgin edici imgesiydi. Ötekinin bakışı üzerine ve hatta mümkünse biri aynı cinsiyetten ve diğeri karşı cinsiyetten iki kişinin bakışı üzerine dayanan kendilik imgesinin oluşumu aynı zamanda ebeveynlerinin karşılıklı bakışlarının niteliğine de dayanır. Kimi hastalar için söz konusu olan kendilerinin anal tasarımıdır. Kendiliğim bir dışkıyla özdeşimi istenilen faallik nesne konumundan düştüğümüzde doğrudan doğruya pekiştirilen bir gerileme düzeyi olabilir. Louis çok küçükken annesi onu yatağına almış, sonra da yatağa çiş yaptığı için onu şiddetli bir biçimde kovalamıştı. Kendisinden çıkmış olan şey demek ki bir hediye değerinde değildi. Kendisi ve ürettikleri demek ki iğrençti. Başka türlü salgılamalar yapabilen rakip babaya duyduğu nefret de kendi ve başkalarının bedenlerinde akan şeylerden bilhassa adet kanamaları yatırımını kaldırma girişimi eşlik etmişti. Bahsettiğim vakaların da ötesinde birincil eşcinsel ilişkideki canlı hayal kırıklığıyla nesne değişiminin zorluğu arasındaki bağlantı olduğunu saptayabiliriz. Gönderme yaptığım kadınların erkeğin değerinden düştüğü ya da erkeğe karşı mesafeli olunduğu bir anneleri olduğu görülüyor. Ve bu anneler kızlarına esas eşlerinin kendileri olduğuna inanmaları için sebepler vermişlerdir. Kendisini itilmiş hissetmek yaraların en çok sızlayanı olsa da kendisini itilmiş hissetmenin çeşitli biçimleri vardır. Anneyi baştan çıkarmak için gereken şeye sahip olmamanın yarattığı hayal kırıklığı zorunluysa da diğer nesnenin gösterilmesi gerektiği düşünülebilir. Anneyi cinsel olarak baştan çıkarmak için gereken cinsel organa sahip olunmadığı için itilmek yaralayıcıdır. Ama nesne değişimi için çıkış yolu mevcuttur. Bu çıkış yolunun da kapalı olduğu ortaya çıktığında ilk nesneye bağlılığın amansızca sabitlendiği görülebilir. İlk hayal kırıklığı derin bir biçimde yaşanıp kabul edilmediğinde anne ve çocuğu ayıran ilk kastrasyon inkarı ikincisine doğru giden yolu da tıkar. Babanın diğerleri arasındaki seçilmiş nesnesi de olmamak. Ergenlik Bazen ergenlikte aynı cinsiyetten sınıf arkadaşları ya da öğretmenler için duyulan sıradan aşk, diğer birçoklarını babalarıyla aynı cinsiyetten olan nesne ile karşılaşmaya götüren güzergahta durur ve sabitlenir. Kırılgan narsistik imgenin güvenilmezliğiyle birleşen anneye duydukları bilinç dışı nefret ve hınç, olası erkeksi bir eşi kendisine çekebilecek ve endişelendirmeyecek, baştan çıkarma oyununa girmeyi zorlaştırmıştır kendi cinsel belirsizlikleri bir bilmeceye bağlı kalır. Bir zamanlar hangi sınıfta anneyi baştan çıkarabilmişlerdi? Nesne karşısında bu durum ya da erkeksi konumda ya da matruşka sistemine kapılmış çocuk konumunda konumlanırlar. Bunun tehlikelerine değinmiştik. En azından kişilik kaybı deneyimleri, en kötüsünden de intihar nöbetleri. Böylesi görünüşlerde, üçüncünün olmadığı ikili bir eşcinsellikle karşı karşıya bulunduğumuz, hissiyatı vardır. Ergenlikteki eşcinsel geçiş tam tersine etkin olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin ödipal üçüncüye dışlanmış da olsa yatırım yapıldığı üçlü bir cinselliği belirtir. Öyleyse bu kimlik arayışının çift imgi üzerinde dayandığı yapılandırıcı bir zamandır. Öteki ötekidir ve üstelik aynı cinsiyetten. İkincil olarak nitelendirebileceğimiz bu eşcinsellik, birincil eşcinsellik ilişkiye mesafe almaya yardım eder ve aynı zamanda gerçeklikte ebeveynlere dair nesneleri uzaklaştırarak öteki cinsiyet karşısındaki yalnızlığın bazen uzun süre aşılmaz anını geciktirir. Her durumda erinliğin sonra da ergenliğin çeşitli biçimlerde gerilediklerini söyleyebiliriz. Kimileri için sadece kızlardan bahsedersek anneye ya da kız kardeşlere ya da bambaşka bir kadına özdeşim arka planda rol oynar. Yüzey oyunları, yapmacık süs oyunları, bütünüyle fallik diye isimlendirmeyi önerdiğim tipteki oyunlar öteki cinsiyetteki ergenlerle olan ilişkide narsistik bir yardım sağlarlar. Ayrıca bir zaman tehlikeli kalan vajinanın keşfinin çok fazla şiddetli ve keskin olmamasına yardım ederler. Belki de Fallik sıkıntısının kışkırtıcı kadınsı cinsel organının bilinçli olarak sürekli uzaklaştırıldığını düşünebiliriz. Kastrasyon çağrışımı ise yeri olarak görülen kadınsı cinsel organı hiçbir şey daha fazladan daha iyi saklayamaz. Her ikisi de fallik örtü olan fetiş ve kadınlık kendi değişik tarzlarında bu role oynarlar. Ayrıca babalar da evde Henüz tam olarak kadın olmayanlarla yüzleştiklerinde gizil dönemin neşesi yavaşça değişip silikleştiğinde onlarla da kendi hesaplarına düşeni bulurlar. Küçük bir kız çocuğunun, onların kızının kadın olduğunun keşfi her zaman bir çalışma gerektirir. Diğer ergenler kızlar için kadınsının ve kadınlığın bu çift düzlemi iyi düzenlenmemiştir ya da hiç düzenlenemez. Fallik talep bambaşka bir düzende ve ağırlıktadır anne ile rekabet amansız, mesafesiz ve oyunsuz bir savaş olabilir. Öyleyse en azından bir kurban olacaktır. Kadınsı bu durumda yalnızca kimi sıralarda, kadınsı suç ortaklığında, yeterince yüceltilmiş sevecen eşcinsellikte, kadının örtüsü altında rahatça düzenlenebilecektir. Özümsenmemiş olan her durumda sadece davranışta ortaya çıkabilir. Kurt adam ve kadının kadın sevgilisi Freud, kurt adamla ilgili olarak ruhsal yaşamın aynı zamanda farklı düzeylerde işleyebilme yeteneğini algılamıştır. Bu durum kadın eşcinseller için de çoğunlukla geçerlidir. Hem oldukça değişken bir tarzda falutastan pisliğe geçerek annenin kısmi nesnesi olan hem de ilkel sahnede muhtemelen babanın yerini alan eş. Eşcinselliğin olası öç alıcı değerine gelince kadın eşcinselliği vakasının genç kızını hatırlıyoruz. Freud bu konuda şimdi babasına meydan okumak için eşcinsel kalıyordu ve daha ileride babayı aldatma ve babanın hoşuna gitme niyetlerinin ikisi de aynı karmaşada ileri gelirler diye yazıyordu. Analizin tarafında Nesne seçiminin açıkça eşcinsel olduğu bu kadınlarla yapılan tedaviden ne bekleyebiliriz? Ve her şeyden önce onları analiste getiren nedir? Talebi başlatan çoğunlukla haş görülmez bir ızdırap ve yakılma korkusuyla birlikte tahammül edilememiş bir kopma bağlamdır. Analizin nesne seçiminin değişmesiyle sonuçlandığı vakalar hariç iki ruhsal açılım meydana gelebilir. Kendisiyle aynı cinsiyetten olsa bile ötekinin ondan daha az öteki olmadığının keşfi. Bunu bu şekilde birçok analiz senesinin bitiminde birincil nesneyle ile olan ayrılığını değerlendirirken bir kadın hasta dile getirmişti. Sonradan da onaylandığı gibi belki de artık geçmişin terk edilmişlik duygusunu sakındırabilecek içsel bir nesneye sahipti. Belirtmeliyim ki söz konusu olan kişi için yaşamın diğer tüm yanları yeterince esnek ve otantik bağlarla birlikte zengin gerçekleşimlere sahipti. O zamana kadar dürtüsel çıkarlarını sınırlandırmış ve mazoşist bir erotikleşme ve mazoşist bir ahlaki elveriş hale getirmiş olan kendinin anal nesneye özdeşimi yerinden oynatabilme olasılığı. Bu, analizin çerçevesinin ödeme gibi bazı görünümleri dolayısıyla o zamana kadar donmuş ve karşı yatırılmış anal erotizme harekete geçirir. Rüyalar bu tipteki malzemelerle belirmesi yoğunlaşmanın çözülümü çalışmasına doğru ilerlemeyi temsil eder. Böylesi vakalarda vajina tanınmadan kalmışsa da bu onun yalnızca anneye ait olması gerektiğinden ileri gelmez. Ama aynı zamanda yeterince otonomi kazandığımız benlik çalışmasının gerçekleşmemesinden kaynaklanır anal nesne bu evrede nesnenin oluşumunun tüm görüşlerine göre imgelediği, deneyimlendiği, saklanabildiği ya da verebildiği şekliyle kendi içindeki bir üretim değil bu kadın hastanın kendisidir. Gerçekten de küçük erkek çocuğun sindirim borusunun giriş çıkışıyla karıştırma tehlikesinin bulunmadığı merkez kaç yönelimli bir penise sahip olmakla küçük kız çocuğunun rektuma kiralanmış olarak kurulan bir genital organa sahip olması birbirinden oldukça farklıdır. Belki de burada küçük kızın bir kimlik oluşturmak için anallığından anneye olan oyunda yararlanmakta zorluk çektiğini görmek gerekir. Anne ile karışma tehlikesi olmadan anne gibi olmak ve onu sevmek. Babanın ve penisinin bilinç dışı temsilleri yeterince yatırım yaptıkları takdirde bu ilk ayrılığı gerçekleştirmede kız çocuğuna yardımcı olacaklardır erkekte kastrasyon kaygısı görevini yerine getirir. Kız için söz konusu olan bir parçasının kaybı değil ama düşlemlerinde bütünüyle kendisinin kaybına bürünülecek tehlikeyi çağrıştıran çok temel bir kayıptır. Artık var değilmişçesine hissedilen annenin sevgisini kaybetmektense onunla bir olmanın gerileyici yolunu çekebilecek olan da budur. Eşcinselliğin kuramsal kavramlaştırılması, kastrasyonun inkarını ve model olarak fetişin öneminin altını çizmekle yapısal yaklaşma erişimimizi sağlamaktadır. Bununla birlikte klinik uygulama, ruhsal düzensizliklerin ölümcül edinginlikleriyle her iki cinsiyetteki karmaşık özdeşim oyununu birbirine karıştırmamalıdır. Dahası analiz olarak etken ve edilgen amaçlı dürtüsel hareketlerin anal nesnenin değişik süreçlerinde yeteri kadar esnek biçimde özümsenmemesine izin verebilir. Freud için kadınsı ve erkeksi sadece fallik evrenin ardından algılanabilir. Bu önerme bilinç dışında fallik kastra edilmiş karşıtlığının mevcut kaldığını unutturmadığı sürece önemli korumaktadır. Aslında düzenleyici olan bütün kurumsallaştırmalar ister kadın ister erkek analist mürekkebinden çıksın falliyi hatta iyidiş edilmiş yükseltme ve yalnızca anal dolaşımın düşünmeye izin verdiği yaklaşımı benimseyip bilinç dışına açılmış ağzı tanınmayan ilk kadınsıyı unutma tehlikesiyle karşı karşıya bulunurlar. Ve tasarımlanamaz olanı vajinayı saklamak için her zaman iyidiş edilmiş bir penis buluruz. Oldum olası kaybedilmiş, hiç kaybedilmemiş nesneler. Psikanalizin başlangıcı aşk hikayeleriyle yankılanıyordu. Martha, Flies, Zora. Her şeyden önce Martha'ya yazan tutkulu aşık, sahiplenici, kıskanç ve genç Freud'u nasıl anımsamamalı? Yani her insan gibi tehlike temelinde kaybetmenin tehlikesiyle seven Freud'u. Martha'yı sever, evlenmek ister ve onu kaybetmek istemediğinden ağır şartlarda çalışır. Onunla birlikte yaşamak, ondan doğmuş çocuklarını büyütmek uğruna laboratuvar adamı, araştırmacı Freud, yaşamını kazanmak için ızdıraplı insanları tedavi etme, tıpta ağrıyla karşılaşma yazgısına boyun eğer. İlkin tıpta organik hastalıklara, anatomik ve fizyolojik zararlara indirgenebilir olarak algılanan bu ağrı, günlük çalışmasının seyrinde fiziksel tedavilere karşı geldiğini gösterir. Freud dinler ve fiziksel ızdırap aynı zamanda ruhsal ızdırap haline gelir. Freud'un ilk hastalarının hikayeleri, Files'le mektuplar ya da histeri üzerine çalışmalarda okunanlar aykırı, hayal kırıklığına uğramış, uyuşmaz aşk hikayeleri gibidirler. Yasaklamanın ya da imkansızlığın türü ve derecesine olursa olsun sevmememiz gereken, sevemeyeceğimiz birini sevmek Freud'un yavaş yavaş açımlayacağı budur. Doraya gelince aktarımı kurumsallaştırdığı zaman engel değil ama yararlı hale gelecek olanı geliştirir. Tedavinin motoru olarak aktarım aşkı. Böylelikle yasaklanmış tutkular ve aktarım aşkı çalışılmış ve kurumsallaştırılmışlardır. Freud'un yapıtında erken olan Jensen'ın gradivası terapist imgesini seven ve sevilen kadın imgesiyle üst üste getirir. Zoe, hayatın saf habercisi rüyaların ve gizlinin Geçmişim ve hafıza oyunlarının dolayımıyla aşk sayesinde han oldu iyileştirir. Yine daha önceleri Breuer'un hikayesi ve Anna O'nun tutku aşkından kaçışı Freud'a dokusunu yeniden kurabildiği ve tekrarını öngörebildiği bir bilmecenin öğelerini vermiştir. Psikanalist konumundaki için aktarım kuramı aşka karşı en emin korumadır. Yorum aracılığıyla bu aşktan vazgeçmekse aktarımın nesnesini korumak için tek yoldur. Kaybetme ve vazgeçiş tehlikesi burada da söz konusudur. Haz ilkesinin hizmetinde olan gerçeklik ilkesi analitik çerçevenin kendisinde yerine yerleştirilir. Freud, Dora vakasının ön sözünden 1905, sonra yöntem yazılarında aktarım dinamiği 1912, aktarım aşkı üzerine gözlemler 1915, aktarımın iyi kullanımının serüvenlerine işaret eder. Aşk, aşkın kaybı ya da nesnenin kaybı temaları Freud'un yazılarında paralel giden ya da çakışan temalardır. Bazı yazılar temel kuramsal etkinliklere göndermede bulunurlar. Örneğin 1914'teki narsizme girişte çocukluğun ebeveynlerinden başka bir aşk nesnesi ortaya çıkar. Kendilik. Nesne kaybı 4 sene sonra yas ve melankoli de yalnızca benlikten nesneye ve nesneden benliğe yapılan yatırım hareketlerinin dinamiğinin ve enerjisinin neden olduğu kazanılmış ya da kaybedilmiş çalışmada anlaşılabilir. Benlik, libidonun büyük deposu haline gelir. 1923'te bir düzenek, ebeveynlere dair yasakların ve gerekliliklerin içselleştirilmesi olan üst benlik yerine yerleşir. Ebeveynler tarafından onaylanma ve sevilme ihtiyacı yerini üst benlik tarafından onaylanma ve sevilme ihtiyacına bırakır. 1929'da uygarlığın huzursuzluğunda aşk nesnesinin kaybına karşı nasıl korunabileceği sorusu sorulur. Eğer tatminden vazgeçme aşkı kaybetmemeyi sağlıyorsa aynı zamanda sıradan nesneleri değil ama bütün insanlığı severek de bu kayba karşı korunmak mümkündür. Böylelikle onlar genital aşkı cinsel amaçlardan saptırarak ve içgüdüyü baskılanmış amaçlı dürtüye dönüştürerek genital aşkın hayal kırıklıklarından ve belirsizliklerinden kaçınırlar. Tüm kötülükler cinsellikten ve cinselliğin çocuksul demirlerinden ileri gelir. Robert sözlüğü aşk kelimesi için açıklayıcı bağlılığı, beğeniyi, şefkati, ötekinin, tanrının, insanlığın yanındakinin iyiliğini isteme durumunu ve aynı ailedeki fertler arasındaki aşkın bütün biçimlerini sıralarken yanılmamıştır. Öteki cinsiyetten birine eğilim için de değişken davranışlara yol açan çoğunlukla tutkulu niteliği de bu tanımlamadan ayırmıştır. Hiç kuşku yok ki karmaşıklar cinsiyetle beraber gelirler. Cinsel içgüdünün tüm bu sayısız bileşimlerini aşk terimi altında birleştirirsek. S. F. Divandaki bir adam iç çekiyordu. Eğer sadece benimle dalga içen güzel ve aptal kadınlar seçmiş olmasaydım böylesine enayice mutsuz olamazdım. Ve bir başka gün eğer gençliğimde bu kadına bağlanmayı kabul etseydim bugün çalışmaya yetenekli kendimden daha memnun olurdum. Çeşitli biçimler altındaki bu erkeksiz şikayet aşk nesnesinin eksik olduğu ya da başarısızlığa uğradığı yerde yetkesizlik, yetersizlik, güçsüzlük duygusu bırakır. Karşılığında kadınsı şikayet, burada olmadığımdan beri ben hiçbir şeyim, artık var olmuyorum. Daha az olmak ya da artık olmamak aynı sorumsalın sadece niceliksel farklılıkları gibi belirmiyorlar. Söz konusu olan bambaşka bir dildir. Daha az olmak, eksilmek, kastrasyon sorumsalına gönderir. Artık sevilmemekse narsistik bir yok oluştur. Aşk kaybı ve nesne kaybı, nesne oluşumunun ve sevme yeteneğinin eş tözsel deneyimleridir. Çocuk, yoluna koymaya çalıştığı ayrılığın acısını oynar ve bunu birçok senaryoyla kendisine mal eder. Bu aşk oyunlarının biçimlerinde ötekiyi fethetme ve ayrılık tehlikelerine maruz kalma ilişkisinin izleri barınacak ve yeniden bulunacaktır. Yasın eksikliği, özelliği ya da yinelemesi nasıl olursa olsun, analize tutulmamış bir yas için gelenler olduğu gibi, daha sıklıkla bir zamanlar sevgi gitiminin, nesne gitiminin olası bir düzensizliğinin bir daha belirlenişine karşı bütün ruhsal yaşamı sakındırıp tuttuğu sevme yetersizliğinden gelenler de vardır. Analiz böyle durumlarda karakterin şu ya da bu düzenlenişine göre çoğunlukla uzun sürer ve bu henüz böylesi bir ruhsal deneyimin yaşanabileceğinin sezgilenmesinden de öncedir. Fazla tuzu kuru Meryem. Meryem analize kaygılar hissettiği için geldi. Yaşamının ahlaki yolunu nerede saptaması gerektiğinden tereddüt ediyordu. Kendi karakterinden pek az memnun olup bununla birlikte yeteneklerinden oldukça emindi. Kendisini değerlendirdiğinde her durumda entelektüel ve ahlaki hırslar üstesinden gelebilecek yetenekte olabilmeyi umuyordu. Duygusal olarak kendisinden çok az emindi. Çoğunlukla iyi anlayamadığı kendi tepkileri tarafından şaşırtılıyordu. Analizde Miram'ın hem istila eden hem de varoluşunda ona iyi gelen annesel imgeye mesafe almasını sağlamak uzun sürdü. Aynı zamanda fazla donatılmış, fazla tuzu kuru, annenin gözdesi, sınıfın en parlakı olmasından duyulan yoğun bir suçluluk belirdi. Birçok senenin bitiminde bu iyi ve istilacı anne daha da istilacı oldu ama artık hiç de iyi değildi. Müdahaleci, bütün özgürlüğünden, otonomisinden yoksun bırakan bir anneydi. Bu uzun analitik sekans boyunca mesleki yaşantısında olduğu kadar aşk yaşantısında da engellenmiş, kontrol altına alınmış olmanın paniği daha iyi algılandı. Çok küçük bir kız çocukken bütün enerjisini bir daha asla tekrar yaşamamaya yatırdığı terk edilmişlik yaşantısının izlerini yeniden bulma imkanının belirmesi analizde çok uzunca bir süreyi gerektirdi. Çok sevilen, çok tuzu kuru olan, dayanılmaz terk edilmişlik ve yalnızlık duygusuna saldırmayı mümkün kılan ruhsal bir oluşumdu. Anneye dair nüfus ve egemenlikten şikayet ediyordu. Aslında ıstırap çektiği kendi üzerinde kurduğu nüfus ve egemenlikti birinci görüşmeden bu yana kendisini analitik çerçevede uysal olarak tanıtıyordu. Ama ben hakkında hiçbir şey bilmediği ve baştan her şeyi kabul ettiği psikanalizin onun için öncelikle yavaş ve tedbirli bir yaklaşma çalışması olacağı bir maceraya doğru ilerleyeceğini sezebiliyordum. Uzak bir yer değiştirmenin güven altında belirlenebilmesi için zaman gerekir ve önceleri tedavi edenlere güvensizlik duyulabilir. Bu güvensizlik bana bilinçli olarak gönderimde bulunmaktan oldukça uzaktı ki ben bu doğrultuda söze girmeden önce uzunca bir süre bekledim. Büyük olasılıkla Miriam için çok kırılgandım, bundan şüphe etmiyordu. Benim için beni bütün dış saldırılardan ve benimle iletişim kurduğu şeyden koruyacak bir baloncuk düzenlemişti. Miriam için bağışıklık direnci olmadan doğmuş, bu direnç aşılınıncaya dek de bir plastiğin altında büyümeleri gereken çocuklardan biri olma düşlemindeydim. Ondan gelebilecek saldırıların çok büyük şiddeti söyleyecek olduğu şeyde belirmese de tahmin ediliyordu. Çağrışım kuramıyordu ve bana öyle geliyordu ki bu her şeyi onu ve beni yıkmaya elverişli bir kısa devreyi önlemek içindi. Böylelikle onu ilgilendiren şeylerden bahsediyordu. Kulağa tamamıyla otantik geliyordu ama buna yalnızca ikincileştirilmiş ve entelektüelleştirilmiş bir düşünce dolayımıyla yatırım yapılmıştı. Ve ben her seferinde şeytan müdahale etmemi fısıldadığında şunu duyuyordum. Lütfen bana biraz daha zaman verin. Ona zaman vermek gerektiğini doğruydu. Ve bu kaydedilmiş bir zaman değildi. Dahası psikanalizm verimlilik ölçütleri ötekinden tamamen bilinçli olmaktan uzakta, kısmi olarak bilinç dışı tuhaf bir sözleşme üzerine dayanıyordu seçeneğimiz yoktu. Bu zamanı kat etmek ya da henüz aktarımsal olarak bile ele almadığı alanın yaralarının yinelenmesinde başarısızlığa uğrayanı kaydetmek gerekiyordu. Çok küçükken babası sanataryuma gitmek için işini terk etmişti. Annesi o zaman ailenin ayakta kalabilmesi için öncekinden daha fazla çalışmak zorunda kalmıştı. Miriam divanda bütün gün annesinin ona bakmadığı, belki de yemek bile vermediği günleri hatırlıyordu bu anne analizinde ancak Miriam beni korunmuş hissettiği sırada belirebildi. Sanki ızdırap çeken çocuk benmişim gibi. Ekonomik terimlerle ifade edersek bu kadında terk edilmişlik konusunda söz konusu olan şey bastırılmış, karşı yatırıma uğramıştı. Hayatta kalabilmek için benimsediği ve onu hiç terk etmemiş olan şey kıskacını biraz gevşetebildiğinde yerini güçlü bir şiddete, fırtınaya bırakıyordu.'' Bu da gerçek ve dayanıklı olan yatırımlarını değil, bunların aldıkları biçimleri küçük parçalara indirgiyordu. Kişilik kaybı, zaman ve mekanda belirlenişin yitim deneyimleri. Bu durumda ancak babası için duyduğu koşulsuz aşk aracılığıyla Odipus'a dair bariz olarak beliren sorunsal, kontrol edilmiş bir terk edilmişliğe bağlanabilmiştir. Kendisiyle ilgili düşünce ve düşlemlerinden mükemmelen uzaklaştırdığı kıskançlık da sevmeye cesaret ederse onu yok etme tehlikesi olan içindeki bir canavar gibi beliriyordu. Bu sürekli olarak analizde bir kırılma tehlikesini hissettiğim bununla ilgili hiçbir şey söylememesine rağmen zor bir andı. Sonunda aktarımın dikkate alınmaya başlanıp analiz edildiği dönem geldi sanki birbirimize dokunmadan entelektüel ve yaşamsal bir oyunla seneler geçirmişiz gibi anlam ve duygu birkaç ayda birbirine daha önce kat edilmiş yolun izleri üzerinde tedbirlice bağlanabildiler.